neden olur? Belirtileri nelerdir? Fıtık anatomik olarak bir organın bulunduğu lokalizasyondan diğer bir lokalizasyona, diğer bir bölgeye kaymasına biz tıp biliminde fıtık diye isimlendiriyoruz. Latincesi herni. Herni fıtık demektir. Hernileşme, fıtıklaşma demektir. Herniasyon daha doğrusu. Dediğim gibi bir organın anatomik olarak bulunduğu bölgeden kayarak yakınındaki bir boşluğa yer değiştirmesine fıtık ismi veriyoruz. Evet, tabii fıtık başlangıcı ve patlamış fıtık diye de adlandırabiliyoruz değil mi hocam? Şimdi fıtık başlangıcı ile patlamış fıtık arasında tabii geniş bir yelpaze var. Fıtık başlangıcı dediğimiz olay normalde zaten bu yer değiştirmeler anatomik yollardan oluyor, anatomik boşluklardan oluyor. Vücudun bir kompartımandan diğer kompartımanına geçen damarları, sinirleri olduğu için bu damar ve sinirler bir kanal yoluyla diğer bir kompartımana geçerler. Normalde zaten anatomik bir açıklık vardır iki kompartıman, iki bölüm arasında. Fıtık ise o geçiş yolunu kullanarak orayı genişleten sebepler nedeniyle, oranın genişlemesi sonucu orayı kullanarak bir organın diğer alana geçmesini bu yolla sağlar. İlk başlangıç fıtık dediğiniz şey daha şikayetlerin başladığı fakat tam bir fıtıklaşmanın olmadığı ilk dönemlerdir. Ama patlamış fıtık dediğiniz şey artık açılma tam olmuştur. İki boşluk arasındaki açılma tam olmuştur. Oraya organlar yer değiştirecek kadar bir genişlik buldukları için yer değiştirdikleri bir durum söz konusudur. Ve buna artık belirgin fıtık demekteyiz. Peki hocam,